Benimkiler gidiyorlar. Aydanur gitti. Aleyna ile Aysma bir şey tartışıyorlar. Eyvah eyvah. Aleyna sinirlendi. Aysma bir şey istiyor sanırım. Aleyna da yapmıyor. Ortalık karıştı. Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Mis gibi bir hava var. Bizim evde de mis gibi bir inşaat var. Şimdi storları indireceğim. Kızların odanınkini indirdim. Buraya geçtim. Buranınkini indireceğim. Kızlara baktım gidiyorlar mı diye. Şöyle kızların odayı göstereyim size. Bu makinayı bıraktılar dün işte. Buranın da naylonunu kapattık. Burada hazır. Böyle üzerlerini kapattık. Storunu indirdim şimdi. Biraz buranın da camını açacağım. Havalansın. Biraz sonra kapatırım. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım ustalara. Önce dedim storları kahvaltı işi tamam. Sofrayı topladım. Hemen öyle yemeğin içine koydum. Piştin hazır olsun. Çünkü 12'de Aysma'yı alacağım. Aysma'yı alınca Durağan yemeğini götüreceğim. Oradan da ekmek alıp geleceğim. Sofrayı hazırlayacağım. Ustaların yemeğini öyle hazırlayacağım. Onlar kahvaltıyı geç yaptıkları için hemen kuru fasulye pilav yapacağım. Arkadaşlar ay pirinci ıslamayı unuttum. Şimdi 2 kaşık domates, 2 kaşık da biber salçası ekledim. Biraz kavuracağım. Sonra fasulyesini, toz biberini ve kaynar su ekleyeceğim. Fasulyeyi ben kaynar suyla pişiriyorum. Birazcık kavrulmasını bekleyeceğim. O kavrulurken ben de pirincimizi ıslatacağım. Pilavı ölçüyle yapanlardan mısınız yoksa rastgele mi yaparsınız? Ben ölçücüyüm arkadaşlar. Ben ölçüyle yaparım. Öyle rastgele yapmaya cesaret edemem. 3 bardak ıslatacağım. Normalde bize 1 bardak pişiriyorum. Şimdi 1 bardak alçı ustalarına, 1 bardak elektrikçilere, 1 bardak da durağa. 3 bardak yeter. Hemen pirincimizi ıslatıp yemeğe dönüyorum. Ya bu arada bir de musluk suyuyla ıslatıyorum arkadaşlar. Hani kaynar suyla da ıslatanlar var. Direkt musluk suyuyla ıslatıyorum. Biraz dinlensin. Pişirirken iyice yıkıyorum. Şimdi gelelim fasulye. Salçamız güzelce kavruldu. Bir yemek kaşığı toz biber ekleyeceğim. Hatta 2 yemek kaşığı ekleyeyim. Güzel kızarsın. Birazcık daha. Tamam. Sonra fasulyesini ekleyeceğim. Bu akşamdan ısladığım fasulyeleri. Et sevmediğim için etsiz yapıyorum. Et yemiyorlarmış. Böyle mecbur sade yapacağım. Şimdi suyunu da ekleyip düdüklünün kapağını kapatacağım. Dediğim gibi kaynar su ekliyorum. Birazcık daha su ekleyeceğim. Kapağını kapatıp bunu pişmeye bırakacağım. Size küçücük bir son durumu göstereyim mi? Keşke göstermese miydim? Yani bir an ben bile keşke çıkmasa mıydım dedim. Daha bu başlangıç arkadaşlar. Daha bu iyi günlerimiz. Daha alçıcılar gelince asıl mesaimiz başlayacak. Neyse. Ben mutfağın kapısını kapattım. Buraya kapandım. Yemeklerimle baş başayım. Şimdi fasulyeyi ocağa aldım da ateş niye öyle yanıyor?
Allah Allah, o niye öyle yani? Fasulyemiz ocaktan, pirincimizi ısladık. Şimdi ben yavaş yavaş salatayı yapmaya başlayacağım. Köy yanmış, deli saçını taramış derler ya. Tövbe estağfurullah. Bir gülesim geldi. Ev uçuyor. Ben kendime çay doldurmuş içiyorum. Bendeki keyfe bakın. Allah Allah. Evdeki gürültü kimin umurunda? Ben çayımı doldurmuşum, oturmuşum balkona. Yemeğimiz pişiyor. Salata için baktım biraz erken. Daha ben kahvaltı yapmadım. Bari bir bardak çay içeyim dedim. Ustalarımız çalışıyorlar. O tarafa hiç geçmeyeyim. Toz duman. Hiç bakmayayım o tarafa en iyisi. Yemeğimiz pişmek üzere. Ben de bir yandan pilavı pişirmeye başladım. Şöyle güzelce kavuruyorum. Pilavı ne kadar güzel kavurursanız pilavınız o kadar tane tane olur. Güzel kavurmaya özen gösteriyorum ben her zaman. Bir yandan salatamızı da yaptım. O da burada. Şöyle her şeyini doğradım soğanına kadar. Çoban salata yaptım bu arada arkadaşlar. Sadece soslanacak. O da hazır. Şimdi pilav pişince yemeklerimi alacağım. Önce Aysma'yı okuldan alacağım. Sonra Durağan yemeğini bırakıp gelip ustaların masasını hazırlayacağım. Ustalar içeride çalışıyor, ben mutfakta. Evde hummalı bir çalışma var. Şimdi pilavın suyunu ekleyip kısık ateşte pişmeye bırakacağım artık. Salonun büyük bir kısmı bitti arkadaşlar. Bu şekilde. Son durum böyle. Şimdi çocuk odasındalar, elektrikçiler de girişte. Ben şimdi çıkacağım Aysma'yı almaya. Çıkmadan şöyle bir bakalım dedim. Aysma'yı okuldan aldım, direkt durağa geçtik. Gürültü hala devam ediyor. Allah komşularıma sabır versin. Bu gürültüyü birkaç gün çekecekler sanırım. Aysma'yı aldım, durağa geçtim. Oradan ekmeğimizi aldım. Onların yemeğini bıraktım. Gelecektim ki Erhan dedi ki istersen Aysma burada kalsın dedi. Vallahi süper fikir dedim. Hiç aklıma gelmemişti ama idare ederseniz benim için çok iyi olur dedim. Hani bu tozun pisin içine girmesin çocuk diye. Kalsın o zaman dedi. O da zaten dünden gönüllü kalırım dedi. Onu oraya bıraktım geldim. Çok iyi oldu benim için. Şimdi sıkıldım. Ev böyle dağınık. Televizyon yok, bir şey yok. Canı sıkılacaktı. Odası falan hep toplu. Burada oturmaktan da sıkılacak. Bana rahatsızlık verecekti. Dedim sen kal orada o zaman. Onu bıraktım geldim. Şimdi hemen çayın altını yaktım. Çay seviyorlar sanırım. Hemen çayı demleyeceğim sofrayı hazırlarken. Onlar yemeğini yiyinceye kadar çayımız demlenmiş olsun en azından. Ben şimdi hemen masanın tozunu görüyor musunuz? Ay ev fena. Allah bana yardım etsin. Başıma iş açtım sanırım. Şimdi hemen masayı bir sileceğim. Soframızı hazırlayacağım. Bir yandan da çayımızı demlerim artık. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Şimdi buraya başlayacağım. Burayı bir toparlayacağım. Çaylarını demledim. Biraz sonra içeceğiz dediler. Daha demini almamış gerçi o da. Bardaklarını hazırladım buraya. Şuraları bir toparlayayım da bir bardak çay da ben içerim. Şu camı açacağım. Hava gelsin. Boya kataloğumuz geldi. Size anlatacağım çok şey var da birazdan. Şöyle renkleri göstereyim. Şimdi ben 3 renk seçeceğim. Daha sonra size anlatacağım bunları hep. Bunu seçtim. Duvara. Alçılar bundan olacak. Bir de bunu seçtim. Bu detay olacak. Bu üçünü seçtim yani. Son durumda böyle. Moralim yerlerle bir.
Birazdan size anlatacağım. Ustalar bir çıksın da. Biraz önce elektrikçiler de çıktı. Son olarak bütün ustaları yolladık. Bunlar yapan ustalar zaten erkenden bıraktılar yorulduk diye. Bıraktı gittiler onlar. Sonra elektrikçilerin işi bitti. Onlar çıktı. Boyacımız geldi işte. Boyayı seçtim. Yeni boyacımız diyeyim. Öncesiyle olaylar arkadaşlar. Bugün başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Yani bir ara neredeyse ağlayacaktım, o duruma geldim. Boyaları seçtim. Şimdi son durum böyle. Şu orta kısma bir çıta detayı daha olacak. Oraya bir detay geçecek. Ve şu duvara. O çıta olayından zaten çıktı ne çıktıysa. Birazdan anlatırım ben size. Şimdi şöyle bir çekeyim de. Burası böyle oldu. Diyorum ya, sadece ortada çıta detayı kaldı. Yani erken bırakmasalardı bence bugün tamamı biterdi ama yorulduk dediler. Ne diyeyim yorulduk diyene de, elektrikçimiz sağ olsun. Şuralara sensörlü spot istedim arkadaşlar. Şuraya bir tane, bir tane buraya, bir tane buraya. Şimdi merdiven falan hep ortada da. Yerlerin sadece kabasını süpürdüm. Birazdan buraları sileceğim tüm. Kızlar okuldan geldiler. Şimdi onlar yemek yiyorlar. Bir tane buraya sensörlü spot olacak. Bir tane buraya, bir tane de buraya. Yani gece kalktığımız zaman o spotlar hiç ışık yapmaya gerek kalmayacak. Bu arada demiştim ya, yatak odasını toplamadım diye orayı falan topladım. Şimdi açtım. Aleyna da bu kadar açmış. Yarın tekrar toplayacağız diye. Aleyna'nın odada bu şekilde. Buraya çıta detayı olmayacak. Sadece böyle olacak. Buranın üzerinin alçısı çekilip, ben şunu çıkarmayı unuttum, tozun içinde kalmış o da. Yani bugün o kadar stresli bir gündü ki birazdan size anlatacağım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Buranın sadece bu üstlerde spot yanacak. Çıta sistemi olmayacak yani burada. Bu arada baktım iş hızlı ilerliyor. Ben hemen yatağı böyle çevirdim. Üzerini kapattım. Şimdi açtım üzerine. Aysma geldi diye, oturursa diye. Bunları buradan kaldırmamışlar. Burada yatağın başına gelen kısım. O duvara yansıyan ışığı yatağın başına gelen kısma istedim. Bu taraflarda bu şekilde, yani yatak odası da bitti. Böyle bu şekilde. Buralarda tamam. Şuradan işte yukarının spotları için elektrikçi. Oradan açtı. Efendim. Evet. Buradan da böyle spotlar için. Bayağı elektrikçi de çok uğraştı. Burayı yine aynı şekilde spotlar için. Diyorum ya, ev büyük bir inşaatın içerisindeydi. Bu fırçayla süpürdüm kürekle. Şöyle göstereceğim size. Çuvallara doldurdum. Çıkan her fiyatı. Radyofonun yeri artık nihayet şu dalga kapanacak. Buradan da yine yer açtılar. Ev vahim durumda arkadaşlar. Burayı da bakayım. Aydınur açmış yatağın üstünü. Kızlar şimdi okuldan gelince yataklarının üzerlerini açtılar. Normalde kapalıydı. Zaten sabah çekmiştim, görmüştünüz. Buranın tavanda bu şekilde duvara yansıyan kısmı buraya istedim. Çünkü şu tarafa yapılırsa, aslında ben bu tarafa istemiştim. Arada yatakların başını bu tarafa çeviriyoruz ya. Burada olsun dedim, hani duvara yansıyan. Bir de kapı burada olduğu için oradan yandığı zaman odaya da yansıma olsun diye düşündüm ama şurada baca olduğu için olmadı o. Biz zaten eve girer girmez bacayı kapatmıştık, kullanmayacağız diye, ama o baca yeri olduğu için burada yarım keseceğim dedi. Oradan başka bir yere geçeceğim. Pek hoş durmayacak diye düşündük. Onun için ora o zaman dedim böyle U şeklinde gelsin. Yani kapıdan giriş de oldu. Duvara yansıyan kısmı. Bir tek girişle mutfağın tavanı kaldı. Onlara da artık yarın gelecekler. Bir bura kaldı, bir de mutfak kartı. Son olarak kızlar yemek yiyorlar. Şimdi yemeklerini yesinler. Nasıl güzel güneş çıktı. Her yer böyle yani. Şimdi kameramı çevireceğim. Size bugün başıma gelen olayları anlatacağım. Şöyle hangi köşeden bakarsanız bak, göçüyor. Ev darma duman. Neyse, geldim, sakinim arkadaşlar. Aşırı demoralize oldum. Yani modum yerlerdeydi. Hiçbir şey yapasım kalmadı. Bu işin başına geçtiğime çok pişman oldum.
Keşke dedim hiç başlamasa mıydık, hiç yapmasa mıydık. Yani aşırı modum yerlerdeydi. Akşam üzeri toparladık çok şükür. Allah kimseyi darda bırakmasın. Hani her zaman diyorum Allah iş kaygısı versin diye ama insan da ister istemez modu düşüyor yani. Gelelim konuya. Şimdi tavanlar yapan usta ayrı, alçı çekip boya yapacak usta ayrı. İkisi birlikte geldiler bizle anlaşmak için. Hani ölçülerini aldılar, fiyatlarını verdiler. Anlaştık. Bana dediler ki ilk başta, işte tavanlar yapan usta yapıp çıkmadan alçı yapan giremezmiş. İkisi bir arada çalışamazlarmış. Tamam dedim, olur, bizim için sıkıntı yok, öyle olsun. Neyse bugün baktım hani işin ilerleyişine bayağı hızlı ilerliyor. O tavanlar yapan ustaya dedim ki hani sizin dedim yatak odalarında işiniz kalmadı. Çocuk odaları bitti, yatak odaları bitti. Onların hiçbir işi kalmadı orada. Alçı yapan dedim usta dedim yarın gelse de dedim oralardan başlasa bir yandan hani iş hızlı ilerlese. Benim dedim 3 çocuğum var. Çocuğum birini dedim durağa bıraktım. Diğerleri dedim Aleyna kütüphaneye gitti, Aydanur geç geldi falan. Dedim çocuklar perişan oluyor. Burası dedim hani oturulan ev olduğu için işi biraz hızlı ilerletsek. Bana ne dese beğenirsin. Nasıl bir teklif gelmiştir size bu, size bunun karşılığında? Yani ne diye, ne der sizce usta? Ne dedi biliyor musunuz? Yenge dedi istersen sen evi temizle yerleştir. Dedim. Yani benim gözle bir şu kadar oldu. Dedim. Çünkü dedi alçı çekip boya yapacak ustanın dedi 4-5 gün başka yerde işi varmış. Orayı bitirip gelecek. Şaka mı yapıyorsunuz dedim. Hani ben size işim acil, yarın gelin başlayın falan demedim dedim. Size dedik ki dedim hani ne zaman başlarsınız, siz de bize çarşamba perşembe günü, ya çarşamba ya perşembe net bile vermediler. Dediniz dedim. Madem bu hafta müsait değildiniz bize öbür haftaya randevu verseydiniz. Siz bana randevu verdiniz mi? Verdiniz. Bana evi toplatın. Bura inşaat değil ki dedim. Bugün gel yarın gel bitir fark etmez. Ama benim çocuklarım perişan oluyor dedim. Ben nasıl 4-5 gün bekleyeceğim? 4-5 günde inşaat sürecek. 10-15 gün boya işi sürecek yani. Alçı boya işi bir de. Düşünün. O alçının tozunu siz düşünün artık. Ben bunu kabul edemem dedim. Kusura bakmayın. Oradan sonra zaten bende film koptu. Yani şu an o sinirle söylediğim şeyler şu an oturdukça düşündükçe aklıma geliyor. Şaka mısınız dedim. Yo ciddiyiz dedi. Evini ser diyor. Düşünebiliyor musunuz? Evi serecekmişim, temizleyecekmişim. 3-4 gün sonra o ustanın orada işi bitip gelecekmiş. Ben tekrar evi toparlayacakmış. O kadar kolay mı geliyor size bu işler ya dedim. Burası oturulan ev, inşaat değil. Ay ondan sonra ben neler söyledim. Hakkımı helal etmiyorumdan tutun. İşi gücü rast gitmesin, benim ahımı alıyor. Benim beni böyle ortada bıraktı, o da ortada kalsın. Artık işi yavaştan bedduaya çevirmeye başladım. Haklısın diyor. Sana söyleyecek bir şeyimiz yok. Biz o size söz ver. Biz diyor hani ortak iş aldık ama ortak değiliz. Beni ilgilendirmez dedim sizin ortak olduğunuz olmadığınız ama bana söz verdiniz. Bitireceğiz dediniz. Madem öyle bana bir hafta sonra randevu verseydiniz dedim. Niye bu haftadan başladın sen o zaman? Bana evi toplattırmasaydın, ben haftaya toplasaydım dedim. O zaman da diyor benim başka yerde işim var diyor. Ben başka yerden iş aldım diyor. Yani var ya o an bana bir titreme geldi. Dedim ki ben ona sen çıkana kadar müsaade ettim. Hadi yarın gelmesin. Siz çıkana kadar müsaade ettim. Sizin dedim işiniz yarın bitiyorsa cuma günü o usta ya gelecek ya bu iş iptal dedim. Nasıl gözüm dönmüş benim de. Ondan sonra hırsımla Ayhan'ı aradım. Diyorum ki hiç bu ustaya dedim ki cuma günü geliyorsa gelsin yoksa kalsın dedim. Benim evim böyle yarım da kalsa dedim ben o ustayı bu eve kabul etmem dedim. Beni sözünü ortada bıraktıysa dedim kalsın bu iş. Usta da benden korktu sanırım. Ne korksun, durun arkada daha olaylar var. Ayhan aradım, dedim ki ustaların dedim yatak odalarında işleri bitti. Alçıcı ustasını ara da dedim yarın gelsin, o yatak odalarından başlasın dedim. Bir tek mutfakla giriş kaldı dedim bu ustaların. Birbiriyle alakaları yok. Bir de salona çıta yapacaklar işte. Tamam arıyorum dedi. Sonra Ayhan'ı tekrar aradım. Aradın mı ustayı dedim. Aradım dedi, biraz başka yerde iş varmış. Kabul etme dedim. Zaten dedi kabul etmedim. Kalsın dedim dedi. O da sinirlenmiş. Çünkü arkadaşlar burası oturulan bir ev. İnşaat değil ki bir gün gel, beş gün gelme. Olamaz. Neyse. Bu arada Ayhan başka ustayı çağırdı. İşte boyacımız başka usta, o tavanları yapan usta başka usta çağırdı. Hani fiyat alıyoruz. Bakıyorlar iş ne kadar sürer falan. Ayhan'ın çağırdığı ustayla anlaştık. Boyayı falan seçtim, işte boyayı da gördünüz. Onlar cuma günü başlayacaklar. Tavanları yapan ustanın arkadaşı geldi. Orada ayrı bir güldüm. Şimdi baktı, fiyat verdi bana.
İşte dedim bir önceki ustayla daha makul anlaşmıştık aslında. İşte dedi ucuz olduğu için sizi sallamıştır dedi. Daha uyguna yapıyor deyince uygun olduğu için gelmek istememiş. Sanki bedava yapıyor. Söylesem fiyatını onu da şaşırırsınız da. Neyse. Dedim siz ne zaman başlarsınız işe alırsanız? Cuma günü başlarım dedi. Tamam. Cuma cumartesi çalışırım pazar gelmem dedi. Neden dedi? Pazar günü izin günümüz dedi. Ya dedim ya maşallah serbest meslekte de mi izin günü var? Siz devlet memuru musunuz? Yani ne bileyim hani bu işi alırsın, burayı bitirirsin, sonra izin yaparsın. İşi bırakıp da izin yapmak nedir ya? Allah'ım tamam dedim ya iş ortada kalmasın da dur bir dedim Ayhan da bir usta getiriyor. Onunla da görüşelim de onlar da dediler ki cuma günü başlarız. 3-4 gün içinde boyar çıkarız bitiririz. İzin günleri falan yokmuş onların yani. Eyvallah onunla anlaştık o ustaları yolladık. Sonra gel gelelim bizim ustaya. Bizim usta dedi ki salon için çıta beğenmiştim arkadaşlar duvara 3 tane çıta yapacak. Ben ikisine aplik takıp ortaya da ayna düşünüyorum. Yavaş yavaş böyle fikirlerimi anlatayım size. Fikirlerim olsa ne olacak? Arkaya bakın siz. Usta geldi dedi ki salona çıta istiyor musunuz dedi. İstiyor musunuz derken dedim hani siz bu işi alırken tavana çıta yapılacak. Duvara çıta yapılacak. Konuş. Ben onların fiyatını içinde vermedim dedi. Ya şunu söyleyeyim sadece arkadaşlar. O duvara çerçeve yapacak ya 4 tane. Yani 4 tane değil. 3 tane, bir tane ortaya dikdörtgen, 2 tane de kenara uzun çerçeve yapacak çıtadan. 2000 lira dedi. Yani şöyle bir baktım, şaka mı yapıyorsunuz dedi. Ama dedi ben onun fiyatını dedi, konuştuğumuz fiyatın içine eklememiştim dedi. Tamam da abi dedim hani siz bu evin dedim işini alırken, fiyat verirken dedim ayrı ayrı mı fiyat veriyorsunuz dedim. O gün ben diyor söylemedim, o çıtalara diyor ekstra 2000 lira para isterim. Kalsın dedim sinirle. Hayır dedim kalsın. Ne demek dedim ya? Evin işçiliğine ayrı fiyat. Sen diyor bir de mutfakta ekstra iş istedin. Tamam da dedim. Siz ilk geldiğinizde ben size ne istediğimi söyledim. Şuraya şunu istiyorum, buraya bunu istiyorum. Bu böyle olacak, şu şöyle olacak. Her şeyi anlattım. Siz de dedim buna göre bir fiyat çıkardınız. Bana söylediniz şu fiyata yaparım. Bu dedim. Şimdi bana diyor ki mutfak dolabının üstüne uzun. Mutfak dolabının üstünü tamamen kapatın. Hatta o fikir de ondan çıktı. Dedi ki bana. Asma tavan yaptığım zaman mutfak dolabıyla o tavanın arası şu kadar kalıyor. Ben de dedim ki o zaman ben orayı nasıl temizleyeceğim? Temizleyemem nasıl olacak falan dedim. Hani bana fikir vermesi açısından. O da dedi ki eğer istersen orayı komple kapatırım. Tavanla birleştiririm. Önünden yaparım. Olur dedim güzel fikirmiş. Bunu bana o fikir verdi. Sonra bana diyor ki onlar ekstradan istedin. Dedim biz bunları baştan konuştuk. Ben size dedim ne istediğimi anlattım. Siz de bana fiyat verdiniz. Şimdi dedim ben yolcuyu alayım. Yarıya kadar götüreyim. Yarıda diyeyim ki 25 lira daha verirsen biraz daha giderim mi diyeyim dedim. Bu iş böyle midir? Hani mesela dedim ben yolcuyla anlaştım. İşte seni 100 liraya götürürüm. Misal bir yere. Dedim yolcumu arabama aldım. Yolun yarısına kadar gidip de aa bak bura biraz daha uzakmış. 25 lira daha verirsen az daha götürürüm diyebilir miyim dedim. Baştan onu anlaşıp arabamı almışım dedim. Sen de dedim bu evi anlaştın. İşi aldın, fiyat verdin, biz okey dedik, sen başladın. Şimdi iş başladık sonra bu ekstralar ne demek dedim. Böyle saçmalık olabilir mi? Biz diyor öyle konuşmadık. Sonra boyacımız geldi. Boyacı dedi ki o çıtaları ben yaparım dedi. Sıkıntı değil, duvardaki çıtaları ben yapayım. Tavanları yapan usta duvar çıtalarını yapmıyor. Yarıda bıraktı yani. İlk alçıcı boyacı usta bir darbe attı. İkinci darbeyi. Yarın gelecekler artık girişle mutfağı da yapsınlar bir an önce bitsin. Artık yani gerçekten başladığıma pişman oldum. Neyse ki boyacı geldi de Ayhan'ın getirdiği sonradan gelen usta işi toparladı da inşallah yarın her şey güzel olsun ne olur dua edin. Dünkü enerjimden hiçbiri kalmadı şu an. Modum düşük, hevessiz bir şekildeyim. Yani bir de istediğim olmayacak gibi hisseyim. Onun için bayağı modum düştü. Bakalım hayırlısı. Ay ne kadar çok konuşmuşum değil mi? Kaza geldim. Çok sinirliydim, çok doluydum bugün. Buradan dertleşmiş olayım sizinle de. Bakalım bizi yarın ne maceralar bekliyor. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buradan vedalaşalım arkadaşlar. Çünkü daha yerleri falan sileceğim. Hiçbir işe başlamadım. Şu yerleri bir sileyim. Tozu gitsin. Kızlar yatak odalarındalar. Herkes kendi odasında. Onlara dedim yatakların üzerinden inmeyin ben yerleri silinceye kadar. Şu temizlik işini bir bitireyim. Daha yarına ne yemek yapacağım hiç aklımda yok. Bir de yemek düşünmem var.
Bakalım yarın ne yemek yaparız. Böyle arkadaşlar yani. Bende durumlar vahim. Bana dua edin. Bir an önce bugünler geçsin. Bir an önce temizliğimi bitirmiş ve oturuyor leveline geçmek istiyorum. Bana dua edin inşallah. Bir işe kalkıştım. Allah pişmanlık vermesin. Artık vedamızı edelim. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.